İnşallah sohbete başlıyor efendim. Ağlı ve ses öğrenmesin İslam. Efendim ben Haydabut Efendihan. Haydabut. İnşallah sohbete başlıyor. İstemeyin sohbete başlıyor. Ağlı ve ses öğrenmesin İslam. Efendim ben. İnşallah sohbete başlıyor efendim. Ağlı ve ses öğrenmesin İslam. Muhammed. Ağlı mesela sevayi selam mesela inlerse bir şeyler sohbete başlıyor. Konumuz genel anlamda İslamiyet hoca işte bazı konu değindim. Şimdi efendim. Bir insan kendini ayarlaması lazım efendim. Kendini ayarlaması lazım. Demesi lazım ki ben Müslümanım. Biraz da fıkıh bilgisi öğrenmesi lazım efendim. Abdestin fasulyesini, sünnetlerini, en az abdestin tıkıcı, abdest bozuluyor, bozulmuyor. Yani namaz ne zaman oluyor, nasıl kılınıyor. Efendim helal haramı az çok bilmesi lazım. Yine gücümüz yettiği kadar bilmemesi lazım. Efendim. Ben size bunu yıllardır söylüyorum, yine söylüyorum efendim. Allah'ın bir olduğunu bile bilmeyen devvay. Allah'ın bir olduğunu bile bilmeyen devvay. Hocalar, alimler, seyyidalar, mullalar çok iş düşüyor. Yani dediğim gibi efendim, İslam'ı hayatı yaşamak lazım efendim. Adam 5 vakit namaz kılıyor, Allah'ın bir olduğunu bile bilmiyor. Böyle insanlar var. Tek oruç, Ramazan'da oruç yiyse iyi de bir de Allah'ın bir olduğunu bile bilmiyor. Kendimiz 30... Benim yaşımda çocuk Allah'ın bir olduğunu bile bilmiyor. Ben de o kadar gibi Allah'ın bir olduğunu bile bilmiyordum. Böyle mazuret gördüğümüz haller var efendim. Adama soruyorum ben Allah'ın bir kim diyor. Allah'ın kim yaptığını bile bilmiyordum. Adam bende bari namaz kılıyor. Benim namazım kabul ediyor. O namazı hiç kabul etmiyor. Benim namazımla yanlış şey giriyor. Dediğim gibi. Hocalar, mollalar, seyirciler, alimler çok iş düşüyor efendim. İnşallah video gayet yapıyorum. Dinleyeceksin efendim. Şimdi efendim, baktığımızda genel anlamda sistemi oturtmak lazım hayatımız efendim. Ben bir de şunu diyeyim, üstadımız Efendisi'den Şeyh'i Ali Haydar Eskiler Efendi buyurmuştu ki Gökyüzü ibadeti yaparsan o ibadet senden var belgalı. Gökyüzü bir ibadeti yapmak lazım yani efendim. Gökyüzü önce gökyüzü yaptığın bir ibadeti 41. gün o ibadet senden kalır. Bir de var Anadolu'da, Osmanlı'da, İslamiyet'te gökyüzü sen namaz kıl, 41. gün başlarsın diye. Bu değil mi? 4 gün diyor, bir ibadet yapıyor, o sende kalır diyor. Yani yavaş yavaş ne gibi? 5 çocuğumuz okula gidiyor, bir okula gitse bile efendim ayarlama 5 vakit namazı illa kılması lazım. Yurt dışında olsa bile. Annem ben efendim küçük yaşta efendim sabah namazını kaldırması öğlen ikindi akşam yatsı namazını kılardım efendim. Yani dediğim gibi yavaş yavaş sistemi oturtmak lazım efendim. Genel anlamda sistemi oturtmak lazım, ibadette attırmak lazım. Bu dünyaya biz yeme içme için gelmedik efendim. Haşa ve kele bizim köydeki hayvan da yiyip içiyor. İtikalını yapıyor, büyük tuvaletini bile yapıyor affedersin. Onun için gelmedik biz. Güzel giymek için gelmedik. Çünkü hayvan bile güzel giyiniyor ya. Yani. Onun için gelmedik biz. Allah aramaya, Allah'ı bulmaya geldik efendim. Ben bu sohbetimde ne getirmiştim? Allah aramaya, Allah'ı bulmaya geldik. Para kazanayım, zengin oynasın ben bir şey demiyorum ama bir de şu var,
Tavuk zengin de cehenneme gidecek, tok kadın da cehenneme gidecek, tok fakir de cennete gidecek. Burada hadisi şerif de bu da. Yani onun için efendim dikkat edilmesi lazım da Allah aşkı için. Allah'ın tüm muhabbetini kazanmamız lazım. Fiile ve aşkullahını kazan Allah aşkı için. Sen şimdi yalan söyleyebilirsin. Yalan söylüyor adam yalan hiç güvenilmez olmaz ama buna yalan söylüyorsa para da kazanabilirsin. Ama o da münafık olursun. Yalan söylemek münafıklık alametidir. Münafıklık alameti. 5 vakit namaz kılarsan bile münafıklık alameti olabilir yani. Bir de şu var, ibadetimiz yüzümüze vurulabilir yani efendim. İbadetimiz yüzümüze vurulabilir yani. Şu bir keşke, kıyamet günü kolay değildir. Kıyamet günü dünyaya benzemez. Kıyamet günü dünyaya benzemez. Kabeye vardı mı dünya mı kabeye indi mi? Yani toprağın altında kabeye vardı mı dünyaya benzemez hayatım efendim. Ben bunu çok zaman dile getiriyorum efendim. Dünya üç gündür diyorum. Ne? Bir geçmiş, iki şimdi, üçte gelecek. Dünya üç gündür. Bir de bunu ben sohbetimde dile getirdim. Dile getiriyorum efendim. Dört çeşit insan türü vardı. Bir dünyalık ahiretlik bir de Allah ahireti unutan. Yani Allah'ın aşkı maşuku olan. Bak dünyalık ahiretlik olan, ahirette bir de Allah-u Teala aşkı maşuk olan. Bunlar bir seçelim inşallah hangi türdeniz biz. Cennete hak edebildik mi dünyada? Bir bakmak lazım efendim inşallah. Efendiler hanımefendi inşallah. Ayet hak edebildik mi efendiler hanımefendi efendim? Ben size tavsiye ediyorum. Tasavvufa dalınız. Ama yükü Allah'ın cesareti sana taşıyamayacağı yük vermez. O Allah dostuna, sen bir Allah dostuna gidiyorsan zaten o dost onun eriyse o zaman Allah'ın cesareti seviyor demektir. Ben size tavsiye edebilirim. Menzil cemaati, Mahmut Efendi, İsmail Mahmut Efendi cemaati, 45 Mehmet Kıbbani, Şevbedullah Batlı Hocam, Soyoski, Sokundaki, bunlara gideriz. Mahmut Efendi cemaati çok hoşuma gidiyor. Sakallar uzun, cübbe, sayısını, şavvalı, taşavu, şevkli ablalarımız çok hoşuma gidiyor. İlime de çok önem veriyorlar. Yani dediğim gibi İslam, tasavvufun içinde ben bunların içindeyim yani. Halifeyim. Şeyh de olabilirim, molla da olabilirim inşallah. Mühit de olabilirim, vekil de olabilirim inşallah. Geyler, kader, tarikat, yani öyle. Yani dediğim gibi yol belli de İslam'da. Yol belli de İslam'da hakikattir. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam bütün peygamber çoğu akabaydı. En üstünde Muhammed Aleyhisselam ilk babası Adem Aleyhisselam. Yani bu iş böyle. O İslam. Yani inşallah gayet video gayetine ben devam edecektim efendim.
hanımefendi efendiler. Ama işte zaman kısıt olduğu için bir de sohbet devam etmek ama işte zaman yok. Bir de cep telefon iyi yüklemiyor efendim. Onun için sıkıntı oluyor mesela.